1 eksi 2 sin 35 çarpı cos 55. Hemen burayı ben sin 35 olarak görürüm. Böylece cos 2x'in formülü 1 eksi 2 sin kare 35. Bu da arkadaşlar cos 70 yapar. Arksin cos 70. Cos 70 neyi eşit? Sin 20'ye. Arksin sin'in tersi olduğu için arksin ve sin birbirini götürür. Cevap direkt 20 derece olur. C şıkkı. Şimdi log a b, log b a kare. Bunları bakın şunu fark ettim. Log b taban, log a b sayı. Bunları çarparsak gider. Log a a kare kalır. Haliyle bu birinci kök, bu da ikinci kök olduğundan kökler çarpımı 2 geldi. Kökler çarpımı zaten c bölü a'dan 2. Demek ki m buradan 3 oldu. Toplamdan yararlanmadım. Çarpımdan hemen şak diye geldi. Bu ifadelerin bir neye eşit olduğunu görelim. 90'da isim değişir. Kosinüs ikinci bölgede negatiftir. Bu yüzden eksi sin x olur. Kosinüs üçüncü bölgede negatiftir ama 180'de isim değişmez. Eksi eksiden burası tan x oldu. Buraya geldiğimiz zaman kota 55 tan 35'e eşit silinir. Sin 15 kos 75'e eşit silinir. 1 oldu. Tan 300 arkadaşlar 360 eksi 30'dan dördüncü bölgede tanjant negatif. Eksi tan 60 Burası da cos 120 olduğu için eksi cos 60. Böylece tan 60 bunlar gider eksiler. Kök 3 bölü 1 bölü 2'den 2 kök 3 oldu buranın cevabı. 9 pi eksi x. 9 pi'nin esas ölçüsü pi. İsim değişmez 180'de ikinci bölgede sinüs pozitif sin x oldu. 10 pi direkt sıfırdır arkadaşlar. Çünkü 2 pi'nin esas ölçüsü 360'ın. Böylece cos eksi x Eksi yutar bu da tan x geldi. O zaman bu çocuk tan x olarak atsa cevabı tabii ki doğru tutturma ihtimali yüksek. Çünkü 4 sorudan 2 tanesinin cevabı tan x geldi arkadaşlar. Cevap D şıkkı. Sadeleşebilen bir kesirse arkadaşlar köklerden bir tanesi x eksi 2 x artı 2'den dolayı 2. Diğeri de eksi 2. Şimdi sadeleşmesi için ya x eksi 2 ile sadeleşecek ya x artı 2 ile sadeleşecek. Bu ne demek? x eksi 2 bunun bir çarpanı yani x eşittir 2 koyarsak denklemi sağlaması lazım. 4 eksi 2a eksi 4 oldu önünde eksi olduğu için. Artı 6 bunlar gitti. a arkadaşlar buradan öbür tarafa atarsak 3 oldu. Sonra ikinci durumda eksi 2'yi koyarım. Çünkü x artı 2 bunun bir çarpanı olabilir. x artı 2'ler sadeleşmiş olabilir. Böylece 4 artı 2a artı 4 artı 6 eşittir sıfırdan. A eşittir. Eksi 7 geldi. Alacağı değerler toplamı böylece. Eksi 4 oldu. A şıkkı. 3 üzeri x ifadesine asal sayı yapan 4 farklı x sayısının toplamı en az kaçtır? Şimdi 3 üzeri x asal yapan ilk sayımız ne olacak? 2 olması için at öbür tarafa logaritma 3 tabanında 2. 3 üzeri x'i ee, en küçük asal ikinci sayı yapan tabii ki x buradan 1 yani logaritma 3 tabanında 3. Sonra x 3 üzeri x'i 5 yapan sayımız at öbür tarafa log 3 tabanında 5 ve 3 üzeri x'i 7 yapan sayı da logaritma 3 tabanında 7. Gördüğünüz gibi hani asal sayı yapan ne alaka diyorsanız işte bu şekilde bunları bulmuş olduk. Bunların da bizden toplamını istediği için yapalım logaritma 3 tabanında 2 artı logaritma 3 tabanında 5 artı logaritma 3 tabanında 3 artı logaritma 3 tabanında 7. 2 kere 5 10, 10 kere 7 70, 70 çarpı 3'ten logaritma 3 tabanında 210 oldu E şıkkı. Tanjant AOB 7 bölü 24 verilmiş. Bakın şöyle bir OA ve AB'yi çizersek, bunu da birleştirirsek bir üçgen. İkiz kenar bir üçgen. Çünkü arkadaşlar OA ve OB birbirine tabii ki eşit olmak zorunda. Doğal olarak o özel bir şey değil. Sonuçta bir ışık kaynağından gönderiyorsunuz siz bunu. Şimdi bundan sonra ikiz kenar bir üçgen olduğu için ben şöyle bu kenara taşıyayım. Orada artık büyükçe uğraşmayalım. A, B, O. İkiz kenar bir üçgen tabana dik indiriyorum. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağım. Bana AOB yani alfa alfa dersem tanjant 2 alfayı arkadaşlar 7 bölü 24 vermiş. Eğer 7 bölü 24 malum dar açı demek. Dar açıysa da şöyle bir mantığımız vardı. Bazen yarım açıyla uğraşmak yerine buraya alfa, buraya alfa, buraya 2 alfa dersek şöyle yapıyorduk. 7 burası, 24 burası, 25. İkiz üçgenden dolayı burası da 25. Tanjant alfada gördüğünüz gibi 7 bölü 49 yani 1 bölü 7 oldu. Bunun bana katkısı ne? Burada tam böyle merkeze T diyelim varmış o harfi. AT'ye K dersem tanjant tayfadan burası 7K olacak. Bana zaten 50 kök 2 olarak vermiş o A uzunluğunu. 9 e, burası K kare burası 49 K kare. 50 K kare eşittir 50'nin karesi çarpı kökkenin karesinden 2. Hemen şunu sileyim bir. Burada böyle olacak. Bundan sonra 50'ler gidecek. K kare eşittir arkadaşlar. 50 çarpı 2'den 100. K buradan 10 oldu. Bizden ne ne istiyoruz? Sarı dairenin alanını. Biz zaten AT yani K'yı yani yarı çapı bulmuş olduk. Böylece yarı çapı 10 bulduğum için 100 pi oldu. Aslında bir yarım açı sorusu arkadaşlar. Tan 2 alfadan hallettik mevzuyu. Kökler zıt işaretli olduğu için 1. Kesinlikle delta büyüktür sıfırdır. Bunu ikinci derece denklem konusunu anlatırken söylüyorum. Ee, özellikle eşitsizlikler kısmında da söylüyorum. O yüzden bir daha üzerinde durmayacağım. 2 arkadaşlar. Sebebine bakarsınız hem. 2 kökler çarpımı nedir? Negatif arkadaşlar. x1 çarpı x 2 negatif olur. Kökler toplamını bilebilir miyiz? Hayır. Çünkü hangisi büyük hangisi küçük. Ha, vermiş mi? Yok vermemiş. mutlakını da bakmak lazım. Örnek. Eksi 2, 3. Mutlak değeri birisi diğerinden büyüktür küçüktür mevzusu devreye giriyor. O yüzden kökler toplamına bakmayacağız. Sadece şuna bakmam yeterli. Böylece kökler çarpımı C bölü A'dan log 3 tabanında A eksi 2 küçüktür 0 olmalı. Atıyorum şimdi 3 üzeri 0 olarak. A eksi 2 neyden küçük? 1'den. A neyden küçük? 3'ten. Bir de yalnız neyi unutmamalısınız? Logaritmanın içi sıfırdan büyük olmalıdır. Bu yüzden arkadaşlar 2'den de büyük oldu. Cevabımız B şıkkı. Logaritma 2 tabanında x arkadaşlar. X 2 ile 15 arasında olduğu için en fazla 15 verebiliyormuşum. logaritma 2 tabanında 15 nedir? 4'e çok yakındır. Yani şöyle söyleyeyim, yaklaşık olarak diyelim 3.8 gibi düşünün. Sonra aynı şekilde log 3y diyelim verebileceğiniz en büyük tam sayı değeri olması için burada şimdi. log 3 79 gibi düşünelim. Şimdi 81 olsa bu 4 olacak. 4'e çok yakın. Buna da işte uydurdum tamamen. Çok yakın ya o yüzden 3.9 diyelim. Bunları topladığınız zaman 7.6 yapıyor. Yani Bunların arkadaşlar maksimum alabileceği değer 7.5, 7.6, 7.7 falan ama 8'e ulaşamayacak İkisi de 4'e ulaşamadığı için. O zaman alacağı en büyük tam sayı değeri de 7 olacaktır. Bağıntılar vermiş onları bir yazalım. FD, DC'nin e, 6'da biri şöyle burası 6 olsun. Sonra 7DK, 3AK buraya 3B yazarsak buraya 7B yazmalıyız. Benzerliği atlamayın lütfen. Sonuçta F, C eşittir AB'den 7A. Bak burada kelebek benzerliği 3'ün 7'yi oranı. 3'ün 7'yi oranı o yüzden ED 3A olur. FE'ye ne kalır? Toplam burası 3A 6A olduğu için buraya da 3A kalır arkadaşlar. Şimdi buna göre nasıl yorumlayacağım? Artık tanjantı bulmak için tanjant alfayı bulmak için buraya x desek buraya y desek x artı y artı alfa eşittir 180 doğru mu? Böylece arkadaşlar tanjant alfa eşittir. Eksi tanjant x artı y olacak. Birbirini 180'e tamamlayanların tanjantları birbirinin eksilesi. Neden tanjanta girdim? Şimdi sinüsü yapmak arkadaşlar. Önce sinüs alfa, sinüs x'i bul. Sonra cos y'yi bul. Sonra işte sin y'yi bul. Sonra cos x'i bul. Biraz bana zahmetli geliyor. O yüzden ben genelde tanjantı bulup sonra üçgenden yine hallediyorum. Bakalım tanjanta. Tanjant x burada gördüğünüz gibi bir de soruda bize CBE d dediği için ed neresi 3a o zaman bunlar da 3a oluyor. Tanjant x de karşı bölü komşudan 1 bölü 2 geliyor. Sonra tanjant y'ne geliyor şu üçgene dikkat edin. B, C, e, y. Burada da 3A bölü 4A'dan 3 bölü 4. Tanjant X artı tanjant Y bölü 1 eksi 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 4'ten 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y oldu. Payda eşitlersem yukarısı 5 bölü 4. Payda eşitlersek 5 bölü 8. Bunlar da gitti. Böylece tanjant arkadaşlar 2 gelmiş oldu. Şimdi tanjant x artı y. Biz şu an onu bulduk değil mi? Tanjant x artı y 2 ise dar açı yapar. Çünkü dar açı da e, pozitiftir. O zaman x artı y dar açıysa alfa geniş açıdır. Ancak burada bizim için şey sıkıntısı yok. Tanjant alfa arkadaşlar genişte negatif olmasına rağmen, yani tanjant alfa eksi 2 olmasına rağmen soru benden sinüs istediği için, istediği için geniş açıda zaten yine sinüs pozitif. Problem yok. Biz her zaman ne yapıyoruz? Geniş dar 180'den büyük dinlemeden önce bir sanki darmış gibi üçgende tanjantı yapıyoruz. Buraya 2 diyoruz, buraya 1 diyoruz, burası da kök 5. Böylece sinüs alfa ne geliyor? 2 bölü kök 5. En son diyorum ki şimdi açı önemli işte. Alfa neydi? Geniş açı. Geniş açı da sinüs nedir? Pozitif. Yine o zaman 2 bölü kök 5'ten cevap D olacaktır. Burada hiç öyle ekstra bir yorum yapmayacağım. İndireceğim böyle diki. Sonra harf vereceğim. Bakın tanjant x 1 bölü 3 ya. Buraya k dersek buraya 3k deriz. Buraya da 26 eksi 3k deriz şöyle bir ABT üçgeni olsun. Burada da tanjant x'i bulmak kolay. Çünkü tanjant 2x eşittir. 2 tan x bölü 1 eksi tan kare x ya. 2 çarpı 1 bölü 3 bölü 1 eksi 1 bölü 9. 2 bölü 3 bölü 8 bölü 9'dan. Burası arkadaşlar 9'lar sadeleşti. Bunlar sadeleşti. 3 bölü 4 yaptı. Artık tanjant 2x 3 bölü 4 olduğu için k'nın 26 eksi 26 eksi 3 k oranı 3 bölü 4'tür. 4K eşittir 78 eksi 9K. 13K eşittir 78. K 6 oldu. K 6 olduğu için burası da zaten 8 olacak. 6 8 10'dan AB'de 10 oldu. A şıkkı. Çift fonksiyonun özelliği nedir? Y eksenine göre simetriktir. Şimdi biz F'nin içine... Gx yazınca bu yine bir parabol değil mi bak göstereyim ax artı b'nin karesi eksi 4 çarpı ax artı b artı 14 ve y eksenine göre simetrik olduğu için tepe noktasının apsisi x e, pardon y ekseninde olmalı gördüğünüz gibi bu parabol mesela tepe noktası y ekseninde olduğu için çift fonksiyon y eksenine göre simetrik. O zaman şöyle bir yorum yapacağım ben fx ile alakalı. Birincisi buradan deneyerek hani e, tepe noktasının apsisi sonuçta hatta yapayım. Tepe noktasının apsisi ne olmalı artık? Sıfır değil mi? Sonuçta burası sıfıra. K şeklinde bir fonksiyon. Hemen bakalım. ax kare artı 2abx artı b kare eksi 4ax eksi 4b artı 14. x'in katsayısı burada 4 e, 2ab eksi 4a bunu eksi ile çarpacağız çünkü eksi b bölü 2a idi. Buradan da 2a'ya böleceğiz ve bu ne olmalı? Sıfır olmalı. Böylece 4a eşittir 2ab gelir içler dışlar yapınca. Buradan da a sıfırdan farklı olduğu için b 2 olur. Şimdi artık gx fonksiyonuna geçiş yaptığım zaman a'yı bilmiyorum ama b'nin 2 olduğunu biliyorum. Bu sayede g0 eşittir 2 buldum. Yani bir yorum yapacaktım demin vazgeçtim çünkü zaten bizden istediği g0 olduğu için rahat bir şekilde soruyu halletmiş olduk b şıkkı. Doğrultularını değiştirmiyorlar diyor. Bakın a aracı x'inci saniye diyelim. x'inci saniyede 18 artı 4x lik bir konumda bulunur. Çünkü saniyede 4 santim yol alıyormuş. Sonra C aracı C'de bulunan araçta yakınlaşacak. Çünkü birisi BA doğrultusunda gidiyor. Diğeri de CB doğrultusunda. Bu da böyle bir yere geldi arkadaşlar. Şöyle gösterelim. 4x geldiği için aldığı yeni konumun bulunduğu yer 34-4x olacak. Şimdi üçgeni çizelim. Bakın şöyle bir üçgen olmuş oldu bu üçgenin alanı soruluyor. Değişmeyen şey 30 derece. O açıyı değiştirmiyoruz diyor. Doğrultu değişmediği için. 18 artı 4x çarpı 34 eksi 4x bölü 2 sinüs 30. Sinüs alan formülü arkadaşlar. Buradan da 9 artı 2x sadeleştiriyorum. 17 eksi 2x sadeleştiriyorum. Bu bize şimdi alanın denklemini veren bir formül. Fark ettiniz mi? İkinci derece denklem çıktı. İkinci derece denklem parabol. Parabolün bize bir nevi şöyle bir parabol bakın kolları aşağı doğru. Parabolün bize tepe değerini soruyor. Alanın en büyük değeri demek tepe noktasının ordinatı demek. O zaman önce R'yi bulalım. R nedir? Kökler toplamının yarısı. Şimdi eksi V bölü 2 A'dan gitmeyeceğim dağıtıp. Köklerden bir tanesi sıfıra eşitleyen değer malum eksi 9 bölü 2 burada. Diğerinde de arkadaşlar kök 17 bölü 2. Toplarsak bunları kökleri 8 bölü 2'den 4 yapıyor. Ama tepe noktasının absisi bunların toplamının yarısı olduğu için 2 yaptı. Artık yerine yazıyoruz. Böylece tepe noktasının ordinatı bize alanın en büyük değerini verecek. 9, 4 eklersek 13 yaptı. Burada 17-4 çıkardık 13 yaptı. 169'muş bu alan denklemiydi zaten cevap A şıkkı.